bacağın kaldı mı? Bırak beni, ben Sivas'a döneyim. Anam babam orada öldü kaldı mı? Yarsıla'da ben burada ne diyeyim? Bırak beni, ben Sivas'a döneyim. O yerleri bir kez olsun göreyim. Öleceksem Goylisar'da öleyim, öleyim. Yarsıla'da ben burada ne diyeyim? Bırak beni, ben Sivas'a döneyim. Sevdiğimi bir kez olsun göreyim. Öleceksem kollarında öleyim, öleyim. Artık sözümden name çıkmaz oldu artık sazımdan. Bıktım senin baharından, yazımdan. Köyde beni beklerimiş sevdiğim. Bırak beni, ben Sivas'a döneyim. O yerleri bir kez olsun göreyim. Öleceksem su şehrinde öleyim, öleyim. Yar Hafik'te ben burada ne diyeyim? Bırak beni, ben köyüme döneyim. Sevdiğimi bir kez olsun göreyim. Öleceksem kollarında öleyim, öleyim. Evet, güzel bir şarkıyla açtık. Erol Aydoğan, evet. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Niye hoş geldin diyoruz? Çünkü çok yer gezdin. Gümüşhane, evet. Sivas, Ordu, Giresun. Efendim. Bir de köyleri. Köyleri ve ilçeleriyle beraber. İlçeleri. Ne yaptın orada? Klip çektin. Tabii bizim sanat dünyasında bir duruşumuz var. Bir toplum mühendisliği şuuruyla besteler üretiyoruz. Bu okumuş olduğum Sivas'a Döneyim isimli. Bu da sana ait. Türkümüz de yine ikinci albümümüzden. Bunun da klibini çektik. Sürpriz olarak inşallah sevenlerimizle bunu da buluşturacağız bir ay içerisinde kısmetse. Herhalde bitti her şey. Bitti, montajı da bitti. Çok güzel. Bekliyoruz. Evet, oranın, memleketin çok güzel yerleri var. Gezilecek yerleri, şelaleleri, gölleri. Efendim, Sivas'ta efendim Sızır Şelalesi'ne gittik. Orada bu Sivas türküsünü okuduk. Sivas merkezde, Sivas'ı en güzel gören yerlerden çektik efendim. Su şehrinde yine çekimler yaptık. Diğerlerini söylemeyeyim, sürpriz olsun. Peki. Gümüşhane'de çektik, Tomara Şelalesi'ne gittik efendim. Kerkit'in Asiyan isimli. Yine ikinci albümden yeni bestemiz. Ben görmeden yazmıştım bu besteyi. Nasıl yazdınız derseniz, tabii insan araştırıyor belgesellerden hani efendim. Okuyor, araştırıyor. Gümüşhane içinden harşit çayı geçiyor. Dağların avucunda bu Gümüşhane'de çekmiş olduğumuz klipte ben hem duygulandım, zaman zaman da böyle gözyaşlarımıza hakim olamadık. Çünkü insanın görmeden, gitmeden bir yer için türkü yapması, beste yapması kolay olmuyor. Bu da bana verilmiş bir hediye olarak düşündüm ve gördüm. Bu hediyeyi de bütün insanlarla paylaşmak istedim. Bu klibi de orada çekmiş olduk. Normalde Ordulu olarak biliyoruz Erol, evet. Aydoğan'ı. Ama Ordu'nun dışında da Gümüşhane ile ilgileniyorsun, Sivas'la ilgileniyorsun, Erzincan'a gitmişsin. Dolayısıyla bu sadece ile ait
değil de bölgesel mi düşünmek gerekiyor müzik yaparken? Tabii ki insan üzerinde bir sorumluluk hissetmeye başladığı andan itibaren derdi dünya oluyor. Hatta zaten bir yerde tabii ki hepimiz doğduk. Ama sanatçının asıl yurdu sevenlerinin gönlü oluyor. Şimdi ben Orduluyum ama bir Gümüşhane'den, bir Sivas'tan, efendim bir Trabzon'dan, bir Rize'den, efendim Tokat'tan değil mi? Erzincan'dan, Erzurum'dan. Türkiye'mizin neresi olursa olsun, efendim Diyarbakır'ından, Bingöl'ünden değil mi? İnsanların gönlüne girmiş isek, bizim yurdumuz o zaman sevenlerimizin gönlü kalbi olmuş olur. Zaten da bizim ecdadımızdan gelen, medeniyetimizden gelen bir efendim kültürel ağın zincirleri olarak derdimiz zaten dünya. O zaman bizi sadece bir ile hapsetmek, efendim bize ekilecek yeşillik araziler varken hadi bakalım gel sen çöle burada yaşa demek gibi olur. Biz de çölde yaşamak istemiyoruz yani. Verimli topraklar, sürülecek güzel araziler var memleketimizde ve dünyanın dört beş köşesinde. Ve sanatçının penceresinden de baktığınız zaman daha güzel oluyor her şey. Ama tabii dünya algıyla şekilleniyor. Biz de bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz, üretiyoruz ama eğer insanlar ben böyle anlıyorum dediği anda sizin emekleriniz de boşa gitmiş oluyor. Ama sanatçı önemlidir. Biz de o sanatçıları örnek alıyoruz. Onların yollarından gidiyoruz. Hata yapma oranımız daha düşük oluyor. Bütün ben türkü severlere, şarkı severlere, sanat severlere tavsiye ederim. Yaşanmışlıklar, tecrübe edilenler her zaman insanı daha doğruya götürür. Yeniden bazı şeyleri keşfetmeye gerek. Ömür kısa. Yaşanılacak çok güzel şeyler var, keşfedilecek çok güzel şeyler var. Beykoz'la ilgili de bir şarkı vardı. Daha önce biz sözlerini de yazmıştık Dost Beykoz'da ama evet. Biraz mırıldansanız, biz onu hiç dinlemedik sizden. Nakarat kısmı da olabilir, giriş kısmı da olabilir. Biraz mırıldansanız onun müziği. Tabii. Yani bu Beykoz'un isimli Nihavet makamında Türk sanat müziği. Türk sanat müziği formunda bestelediğim bir benim eserim, şiirini de bu ben yazmış oldum. Ne zamandı zaman olarak? 5 sene oldu. 5 sene önce yazdık. Tabii tabii yazdık. Evet. Ama tabii bunları insanlara ulaştırmak efendim kolay olmuyor. İşte dört duvar arasında bizim ömrümüz geçiyor. Siz gelmeseniz, böyle sorgulamasanız bizimle beraber belki de toprağa gidecek eserler oluyor. Ama içine Beykoz geçtiği için yani değerlendirilebilir aslında Beykoz'da. Pek çok yerde değerlendirilebilir. Çünkü Beykoz'un ismi geçtiği için. Tabii çok ben aslında çok güzel hayallerim var bu eserle alakalı. İşte insanlar ne bileyim Beykoz'la alakalı herhangi bir kurumu aradıklarında bu eserin müziğiyle karşılansınlar. Değil mi? Beykoz'u ilk defa orada tanısa evet. Yani. Ya Beykoz zaten insanlar tanıyor da kendi dert ve sıkıntılarından ne kadar güzel bir coğrafyada yaşadığını insan bazen farkında da olmuyor. Balık gibi. Sudan çıktığı zaman efendim iş işten geçmiş oluyor. Ama derya içindeyken içinde bulunduğu zenginliğin farkında olamıyor. Biraz mırıldanalım mı? İnsan da böyle. Tabii ki onu ben tamamını inşallah tamam. Biraz daha çalışırım çünkü 5 sene oldu yapalı. Şimdi siz birden aniden sorunca sözleri ve melodisi açısından biraz çalışmak lazım. Udumuz da çalarız onu inşallah. Öyle mi? Tamam. Tabii. Sözümüz olsun bizim. Sahilde balık tutan gençlerin, hı, yemyeşil bağların, bahçelerin, kokusu hasret dolu güllerin seyrine doyum olmaz Beykoz'un. Diye sözleri başlıyor. Bu ben 4-5 kıta yazdım. En son kıtasında da beldemizin medarı iftiharıdır onlar. Akbaba sultanlar, kırklar sultanlar. Hazreti Yuşa'da huzur bulanlar maneviyat bekçisidir Beykoz'un.
Aynı zamanda Beykoz'u da anlatan, tabii. Beykoz'u bütün değerleriyle ifade eden bir türkü mü olacak? Yok, şarkı olacak. Şarkı olacak, şarkı olacak. Tabii. Sanat müziği musikisi formunda bir şarkı olacak. Herhangi bir albümde de yok değil mi bu? Yani yaparsak yerde. Belki evet. Onun içerisinde olacak. Hiçbir yerde yok. Ben bunu bir albüm projesi değil de bir efendim bir tek bir proje olarak. Çünkü albüm olarak bunu bir ilahi albümün içerisine koyamayız. Bir türkü albümüne koyamayız. Beykoz'u tanıtan bir yer, Beykoz'u temsil eden bir yer evet. için uygun olur. Yani. Biz de buranın çocuğuyuz. Hani, evet. GDO'suz, efendim, saf temiz duygularımıza yapmış olduğumuz bir beste. Hiç kimseye bir zararı yok, faydadan başka. Çünkü musiki insandaki iyi huylu hormonların salgılanmasına da doğru. faydası var. Ki makamların da insanlar üzerinde olumlu tesirleri var. Amasya'da Selçuklular zamanında kurulmuş musikiyle tedavi hastanesi var. Su sesi, ney sesi ve makamlar da. Ne kadar ilginç. Yüzyıllar tabii, önce bununla tabii, ilgili bir çalışma var. Kesinlikle öyle. Çünkü insan toprak. Ayağınızla toprağa bastınız, kaldırdınız, ayağınızın şeklini alıyor. Bak 41 numara. Musiki de böyle. Duyduğunuz her şeyden insan etkilenir. O yüzden bize düşen güzel şeylerle muhatap olmak yaşadığımız süre içerisinde. Kötü insanlardan, kötü huylu insanlardan mutlaka arınmak. İyilik ve güzelliklerin önü perdelendiği için bu kadar genç kötü alışkanlıklar peşinde. İsmini saymak istemediğim efendim şeyler kullanıyorlar. Zararlı maddeler kullanıyorlar. Halbuki bir tane güzelliği keşfetseler şu vahşi canavar dünyanın dünyayı sömüren efendim üst akıllar şöyle bir tane perdeyi kaldırsalar da hadi size bir tane güzellik gösterelim efendim bu kadar zarar verdik size deseler inanın hepimiz uyanacağız. Hayat o kadar güzel. Ama tabii bu güzellikleri de sonuçta ölümlü dünya, fani dünya, köy ağzıyla diyoruz. O zaman son olarak şöyle bitirelim mi programı evet. Erol Bey? Biliyorsunuz Beykoz Festivali vardı her yıl düzenlenen. Evet. Bu yıl maalesef yine üzücü olaylar yaşadık. Evet. Önce bir basın bildirisi yapmak üzereyken gençlerimiz, 32 gencimiz hayatını kaybetti. Daha sonra Allah rahmet eylesin. Daha sonra polislerimiz, askerlerimiz şehit oldu birer birer. Bundan dolayı biz herhangi bir program yapmayacağız. Belki bunlarla ilgili düşünceleriniz vardır. Bunlarla ilgili duygularınız vardır. Hem onu dinleyelim hem de onlar için bir parça isteyelim sizden. Güzel bir parça. Şimdi tabii bu coğrafya hüzünlü bir coğrafya. Büyük bir Mezopotamya. Birçok uygarlığı barındırmış ve günümüzde de birçok uygarlığın temsilcilerinin dikkatini buralara çeken bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyada hep hüzün olmuş. Hiç neşe olmamış. Neşelenmeye çalışsak da kendimizi kandırmışız. Bunu Türkiye Cumhuriyetleri'ne ulaştığınız zaman daha net görüyorsunuz. Orada da var. Evet. Tabii. Bakıyorsunuz adamların müzikleri bir ağıt gibi. Hiç neşe yok. Niye? Hep hüzün, hep kan, hep savaşlarla geçmiş. Tarihi süreçleri. Dolayısıyla bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan çok onur duyuyoruz, mutlu duyuyoruz. Bayrağımız, ezanlarımız ve çok değişik kültür yelpazemizle burası çok büyük bir coğrafya. Ve yeryüzünde barışın, sevginin, muhabbetin artacağı bir zemin oluşturmak hepimizin asli vazifesi. Ama asıl olan vatan ve bayrak. Çünkü vatanı ve bayrağı olmayanın dini de olmaz. Bayrağını ve vatanını savun,
Ondan sonra dinini güzel yaşa. Veya neye inanıyorsan, hangi görüşe sahipsen. O yüzden dediğim gibi başta söylemiştim ya, hani bu kötü alışkanlıklardan evet. yola çıkaraktan efendim bir tane güzellik gösterirse herkes kötü alışkanlığını bırakacak. İnanın şu memlekete bir fırsat verirse bütün dünya gül bahçesine dönecek. Çünkü bizde o potansiyel var. Çünkü biz dağda vurduğumuz teröristin bile alıp yaralarını saran bir nesiliz. O kadar efendim güçlüyüz, kararlıyız ama bir o kadar da merhametliyiz bize sığınanlara karşı. O yüzden şehitlerimize, ailelerine sabırlar diliyoruz. Allah vatanımıza, milletimize acılar yaşatmasın. Ama can vermek gerekiyorsa vatan için Allah önce benim canımı alsın. Bak o kadar üretiyoruz, yazıyoruz. Çünkü...